Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla merhabalar. Bugün pancar yükleyeceğiz. Pancar sökümüne başladık. New Holland TD100 ve TD75 ile yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Şu an ben TD75'teyim. Kardeşim ve TD100 ile gelecek. Evet arkadaşlar, TD75'i önceki videodan hatırlıyorsunuzdur. Frenleri bitikti. Traktör son 3 gündür sanayide ve frenler yeniden takıldı. 2020 model fren sistemi takıldı, çelik fren. Şimdi frene basınca, yani tutmamasının mümkünatı yok. Basınca arkayı bile kaldırabiliyor. O kadar sağlam fren ya. İşte bundan sonra da şimdi yüzleyebilince yüzlü freni bana hafif geliyor artık. Yani tutmamış gibi hissiyat veriyor. Frenleri balatasını değiştirince ya iki traktörü birden değiştireceksiniz ya da hiç değiştireceksiniz. Çünkü bu sefer de onun frenleri bana şimdi kötü geliyor. Oradan çıkmazsa onunla bağlayacak halatı. Arkadan bağlama yeri yok, önden bağlama yeri var. Valla. Geliyor lan dikin aşağı. He. Daha değil mi kendi lan? Bir dakika hanım, olduğu yere az bir şey alayım ben. Tek kalktı arka tırın orada. Yok lan, o çıkar mı öyle kolay kolay? Şimdi arkadaşlar, bunun püf noktası şu. Pancarı yüklerken ön direksiyonun yağı az, kesin yağ dönmüyor. Pancarı yüklerken elimizden geldikçe toprağı az yüklememiz gerekiyor. Çünkü fabrika kabul etmiyor topraklı gelince. Halbuki toprak geri yükleniyor hani tıra, bütün onun pisliği falan pancarın. Ama gel gör ki işte fabrika fazla toprak olunca kabul etmiyor pancarı. Biz de elimizden geldikçe bu traktör olsun. Ama şu arka yükleme toprağı almıyor. Bizim bu toprağı yüklüyor. Yani bunu daha güçlü olduğu için yani sonuçta bu şeyden alıyor. Şanzımandan alıyor gücünü. O kuyruk mili takılı arkada. Ufak bir pompası var, ondan alıyor gücünü. Benimkinin sepeti küçük, onun sepeti büyük. O büyük olduğundan daha çok yer kavradığı için ve gücü fazla olmadığından dolayı o makine toprak almıyor. Alsa da çok azalıyor. Sallayabiliyorsun onda. Mesela bununki ön ileri geri sallanıyor hani. Bağımsız. 12'nde piston var. Bu bağımsız. Kendi böyle sallanıp durur. O da yani bizim toprağa dökmemize izin vermiyor. O makinede kendimiz sallayabiliyoruz ama bunu da sallayamıyoruz. Çünkü hadi bakalım. Kardeşim ikinci kepçeye yatıyor. Ben daha bir kepçeye yatamadım. Çünkü pancarın en güçsüz olan yerinden başladık arkadaşlar. Buranın verimi yok çünkü buraya su yetişmiyordu. Yani yetişse de çok nadir yetişiyordu.
Şimdi biraz daha kafa bandından çekeyim, sonra kamerayı arka tarafıma sabitleyeceğim. Tam işte joystick, ondan sonra ne bileyim bütün paneller, ekran gözükecek şekilde. Bir yudumla çay içelim. Doldu. Haydi bakalım. Bismillah diyelim ilk kepçemize. Arkada ağırlığımız yok. Engebeli yerde arkayı kaldırabiliyor. Siz şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten önde yük alınca, arka boş olunca kaldırıyor arkadaşlar. Bir de bu joystick'im benim yeni, biliyor musunuz? Önceki joystick'im böyle değildi. Bozuldu o. Yani kırıldı daha doğrusu. Uzun süredir onunla beraberdik. Prensip normalde bu tarafa gitince bu joystick'i normalde açar ağzını veya ağzını büker aşağı doğru. İçe çekince de yukarı kaldırır. Prensip böyle çalışır bunlardan. Benim önceki joystick'te bir terslik vardı. O joystick'im tam tersi çalışıyordu. Elimle ona alıştığı için arkadaşlar işte direkt aklım ona gidiyor. Alışmaya çalışıyorum bu joystick'ime. Yani normalde standartı budur. Bak burada da aynısını gösteriyor. Şuram da çok fena acıyor ya. Morarmış. Onu dolduralım. Of be, maşallah adam ne fren yapmış ya. Kardeşim orada. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an gördünüz değil mi? Nasıl sallıyor? Biz onu yapamıyoruz bunda. İmkan değil, imkan vermiyor yani, öyle sallamıyor.